Merhaba arkadaşlar, ben Saydatik. Arkadaşlar bu çalışmamızda permütasyon, kombinasyon, binom açılımı soru üzerinde yeri geldikçe kuralları tekrarlayarak hızlı bir full tekrar ama buna ilave olarak olasılığı da arkadaşlar bu videoyla birleştirdim. Yani permütasyon, kombinasyon, binom açılımı ve olasılık tek video full tekrar. Faktöriyelde büyük olan daima küçük cinsinden yazılmalı. 4 daha büyük. Ben bunu 4 çarpı 3 faktöriyel, 4 çarpı 3 faktöriyel zamandan kazanmak için de arkadaşlar 3 faktöriyele x dersem burası 4'ün karesi çarpı x'in karesi artı x'in karesi olur. Hatta bunu eksi yapalım da yukarısını yazmış olalım. Aşağısı ne olacak? 4'ün karesi x'in karesi artı ve x'in karesi gelecek. Yukarıya x parantezine aldığım x kare parantezine aldığımızda ya da 16 taneden bir tane giderse 15 tane x kare. 16 tane bir tane daha eklersek 17 tane x kare. X kareleri eşittiğinde sonuç ne geldi? 15 bölü 17 geldi. Bunun neye eşit olduğunu söylemiş bize. N bölü n artı 6. Arkadaşlar burada harika bir sistem kullanacağım. Normal şartlarda içler dışlar çarpımı yapılır. Ama buradaki n doğa sayı olduğundan ve bunların farkı dikkat edin. Paydası payından 6 fazla. Buranın paydası payından 2 fazla. 6'ya getirmek için ben bunu 3 ile genişletirsem 45 bölü 51 eşittir n bölü n artı 6 olur. Farkı 6, farkı 6. O zaman n eşittir 45. İçler dışlar çarpımına gerek yok. Bir de orada uğraşacağız. 12 soruluk bir sınavda her öğrenci 9 soru cevaplayacaktır. Ayrıca her öğrenci ilk 5 sorudan. O zaman 7 tane sorumuz var. Artı 5 tane de özel sorumuz var arkadaşlar. 5 sorudan en az 4 tanesini cevaplamak zorundadır. Yani bizim tayfa sınava başladığında buradan en az 4 tane soru yapmak zorunda. Toplamda kaç tane soru cevaplaması gerekiyor? 9 soru. O zaman bu 9 soru seçimini kaç farklı şekilde yapabilir demiş. Kaç farklı şekilde seçin dediği için arkadaşlar 3. soruyu 4. soruyu seçer. 4. soruyu 3. soruyu seçer. İş sıralamaya girdi. Peki. Şimdi buradan 4 soru alsa 9 soru olması için buradan 5 soru alır. Buradan 5 soru alsa 9 soru olması için buradan 4 soru alır. O zaman 7 sorudan 5 soruyu, 7'nin 5'li kombinasyonu, 5 sorudan 4 soruyu, 5'in 4'lü kombinasyonu ya da ikinci alternatif 7'den 4 soruyu, 5'ten 5 soruyu. 5'in 5'li kombinasyonu 1, 7'nin dörtlü kombinasyonu daha kısa olduğu için arkadaşlar 7'den 4'ü çıkardığımızda eşit olur. 7'nin 3'lü kombinasyonu eşittir. 5'in 4'lü kombinasyonu 5. 5'in 7'li kombinasyonu 7'den 5'i çıkardığında 7'nin 2'li kombinasyonudur. Şimdi şurası 7 çarpı 6 bölü 2 çarpı 5 artı 7 6 5 bölü 3 faktöriyel. 3 faktöriyel 6 olduğundan 6'yı 7. Aha bu da bunu 7. O zaman burada kalıverdi 3. Şu anda 7 çarpı 5'ler ortak. 7 çarpı 5 parantezin alırsam birinci 7 ile 5'in yanında 3 kaldı. İkinci 7 ile 5'in yanında 1 kaldı. Burayı topladık 4 etti. 20 etti. 7 ile çarptık. 140 oldu arkadaşlar. Arkadaşlar bilgi hatası olmadığı sürece işlem hatası yaparsam üzerinde durmuyorum. Ama burada galiba yapmadım. Evet. Matematikle alakası olmayan, günlük hayatta da karşılaşacağımız, ya yolumu bulamadım bir türlü döner kavşakta döndüm durdum dediğimiz tipten bir soru. AB arasında 4 yol, farklı bir yol. BC arasında 2 yol. Sonra C'den D'ye 5 yol. Ve B'den D'ye bu 2 yolun dışında bir 3 yol daha vermiş. Şekilde noktaları arasında bağlantı kuran ulaşımlar görülmektedir. A noktasından D noktasına kaç farklı şekilde gidilebilir demiş. Şimdi arkadaşlar, alternatifimiz nedir bizim? Örneğin şu ara yoldan gittiğimizi düşünelim. A'dan B'ye elimizde 4 tane alternatif var. B'den C'ye 2 tane alternatif var arada. Örneğin birinci yolu kullanırsak 2, ikinci yolu kullanırsak 2, üçüncü yolu kullanırsak 2. Yani buradaki her bir yol için 2 tane geldiğinden dolayı çarparak gideceğiz. Şimdi A'dan yukarıdaki yolu kullanırsak biz. Yukarıdaki yolu kullanırsak 1 tane alternatifimiz var. Şu anda neredeyiz? C'deyiz. C'den D'ye geçişte kaç alternatifimiz var? 5 alternatifimiz var. Çarpı 5. Eğer A'dan yukarıdaki yolu değil de şu aşağıdaki yollardan birisini kullanırsak 4 alternatifimiz var. B'ye geldik. B'ye gelince iş karışıyor arkadaşlar. O zaman B'ye geldiğimizde şu aşağıdaki yollardan birini kullanırsak 3 ve direkt D'deyiz.
Peki bu üç yoldan birini kullanmayıp şu ara yolları kullanırsak artı burayı ya da orayı iki durum var. Şu anda bu iki yoldan C'ye geldik. C'den D'ye 5 yolumuz var arkadaşlar. Burası ne oldu? 5 artı 4 çarpı 13 etti. 40, 13, 52. 5 de orada var. 57 oldu. Evet. Şu bilgiyi vereyim önce. E'nin A'lı kombinasyonu eğer E'nin B'li kombinasyonu eşitse iki durum vardır arkadaşlar. Ya aşağıdakilerin toplamı yukarıdakine eşittir ya da aşağıdakiler birbirine eşittir. Aşağıdakilerin toplamı yukarıdakine derken örneğin 9'un 6'lı kombinasyonu 9'dan 6'yı çık 9'un 3'lü kombinasyonuna eşittir arkadaşlar. Aşağıdakilerin toplamı yukarıya eşit olduğunda kombinasyonlar eşit çıkar. Şimdi sorumuza geldiğimizde biz ne demiş? Bir de şu var. N'in A'lı kombinasyonu artı N'in A artı 1'li kombinasyonu. Yani aşağıdaki büyüdüğünde, küçük kardeş büyüdüğünde, bir yıl geçmiş demektir en azından. Küçük kardeş büyürken büyük kardeş boş mu durdu? O da büyüdü. O zaman büyük kardeşin yaşı da bir artar, küçük yaşın kardeşi de bir artar. Bunu bu şekilde kodlayabiliriz. Yani aşağıdaki değerler arttığında yukarıdaki değerler de bir arttırıp büyük değeri paydaya yazıyoruz. Buraya baktığımızda yukarısı 42 anladık onu da aşağıdaki 2n değeri bir artmış. O zaman biz ne yapacağız? Yukarıdaki değeri de bir arttırıp büyük olanı aşağıya yazacağız. Yani 42'yi bir arttırdığımızda 43 oldu. Aşağısındaki büyük değer 2n artı 1 oldu. Bu neye eşitmiş arkadaşlar? 43'ün 3n eksi 8'li kombinasyonuna eşitmiş. O zaman şuradan yaklaştığımızda iki durum söz konusu. Ya aşağıdaki ifadeler birbirlerine eşit olacak. O tarafa bu tarafa n buradan 9 gelir. Ya da aşağıdaki ifadelerin toplamları yukarıya eşit olacak. Yani 2n artı 1 ve 3n eksi 8 eşittir 43 olacak. Şuradan eksi 7 geldi. Buradan 5n geldi. 5n eksi 7 eşittir 43. 7'yi karşıya yolladık. 5n eşittir 50. O zaman n kaç geldi? 10 geldi. N bir 9 olurmuş. Bir 10 olurmuş. Toplamını bulun demiş. Toplarsak 19 olur arkadaşlar. Aynı sınıfta okuyan 5 arkadaş üniversite tercihi için ya bu soruya iki farklı çözüm yapacağım arkadaşlar. Üniversite tercihi için İzmir ve İstanbul dışında tercih yapmayacaklardır. Her iki ili de tercih eden en az bir kişi bulunacaktır. Buna göre kaç farklı tercih listesi oluştur demiş. İnşallah her biriniz üniversiteye gidersiniz. İzmir, İstanbul daha iyi ama sağlam üniversite olduktan sonra önemli değil. Tabii üniversiteye gitmenin yolu da arkadaşlar bugünlerden başlıyor, bugünlerden geçiyor. Sonra ileride geç kalmış olmamak için. Hakkınızda hayırlısı olsun. Şimdi 5 tane arkadaşımız vardı bizim. Bunlar ne yapabilirler arkadaşlar? Hepsi İzmir'e giderse, İzmir'i tercih ederse İstanbul'a tercih kalmıyor. Hepsi İstanbul'u tercih ederse İzmir'e tercih kalmıyor. O zaman ben bu 5 arkadaştan 4 tanesini İzmir'e gönderirsem geriye kalan bir kişi İstanbul'a gidecek. 5 arkadaştan 3 tanesini İzmir'e gönderirsem geriye kalan 2 arkadaş İstanbul'a gidecek. Arkadaşlar şuralar hep 3'ün üçlüsü, 4'ün üçlüsü gelecek olduğu için yazmıyorum artık. Bu 5 arkadaşın ikisi İzmir'e giderse geriye kalanlar İstanbul'a. Bunların 5'ten bir tanesi İzmir'e giderse geriye kalan 4 tane İstanbul'a. Şimdi arkadaşlar 5'in 4'lü kombinasyonu, 5'in 3'lü kombinasyonu, 5'in 2'li kombinasyonu ve 5'in 1'li kombinasyonuna dönüştü. Biz şunu da biliriz arkadaşlar. N'in 1'li kombinasyonu, N'in ikili kombinasyonu ve N'in enli kombinasyonu N elemanlı kümenin sıfır elemanlı alt kümeleri, bir elemanlı alt kümeleri, iki elemanlı alt kümeleri, N elemanlı alt kümeleri. O zaman bütün alt kümeler oldu. Bir kümenin alt küme sayısı da 2 üzeri N'di. Eğer burada, şurada sıfır elemanlı olsaydı, 5 elemanlı da olsaydı düz hesap bu 2 üzeri 5 olacaktı. Ancak bize şurayı soruyor. 5'in 5'lisi 1 sorulan 5'in sıfırlısı boş küme zaten 1. 32. O zaman x'in 30 olması lazım. İkinci yaklaşımımız ise arkadaşlar şu. 5 arkadaş vardı. Birinci kişi için ya İzmir ya İstanbul 2. İkinci kişi için ya İzmir ya İstanbul 2. Üçüncü kişi için ya İzmir ya İstanbul 2. O zaman dördüncü içinde, beşinci içinde ilk 5 tane 2, 2 üzeri 5'ten 32 geldi arkadaşlar. Ancak bizim cevabımız 30 olacak. Neden 30 olacak? Burada hepsinin İstanbul'a ya da hepsinin İzmir'e gittiği durum da var. Hepsi İstanbul'a bir durum, hepsi İstanbul'a iki durum. O zaman 32'den
2'yi aldık. Cevabımız 30 oldu. Bu biraz her yerde karşılaşabileceğiniz orta düzey bir soru değil. 4E matematik, 3 fizik, 2 kimya dedik biz buna. Kısaltmasını yazdık kitabı. Bir rafa her branş bir arada olacak şekilde demiş. Buradaki arkadaşlar hata yapmak istemiyorsunuz. İstemiyorsanız bir arada dediklerini, yan yana dediklerini daima bir çuvalın içine doldurun ya da bir kolinin içine yerleştirin. 2 tane K varmış, 3 tane F varmış, 4 tane M varmış. Ben arkadaşlar bu kolileri rafa yerleştirdiğim zaman yine sıralama yapmış olacağım. Bu durumda 3 tane koli, 3 tane eleman, 3 faktöriyel dizilir. Ancak kolinin içindeki kitaplar kendi arasında, kolinin içindeki kitaplar kendi arasında, kolinin içindeki kitaplar kendi arasında. Burada bırakabiliriz ama sonucu götürmeye çalışalım. Şu 24'tür, 6'dır, 6'dır ve 2'dir. Arkadaşlar şunu 6 çarpı 4 diye düşünürsek buradan ne geldi? 6'nın küpü geldi. 4 çarpı 2 8 etti. 6'nın küpü 8 ile 2'nin küpü üstü sayıya döndü. 12'nin küpü çarpmaya kalkarsak büyük çıkar arkadaşlar. Zaten ÖSYM'de büyük bir ihtimal şıklarda bu şekilde verilir. Çok büyük sonuçları hesaplattırmaz. Bizim soruymuş. Sait Hoca yazılı sınavda şöyle bir soru sorar. A kümesi N, B kümesi 5 elemanlıdır. B kümesi A kümesinin alt kümesidir. Yani arkadaşlar şöyle diyelim biz. Bir A kümesi varmış. Bu A kümesinden bir tane B kümesi yazacakmışız. Ve B kümesi 5 elemanlı olacakmış. Alt kümesi dediğinden dolayı böyle aldım. A kümesinin elemanlarından 3'ü A, B, C'dir. A varmış, B varmış, C varmış, dıkı daha varmış. B kümesinin elemanlarından ikisi A ve B'dir. O zaman buraya A geldi, buraya B geldi. Bu durumda A kümesinde A ve B harcandı. A ve B'dir. C elemanı B kümesinin elemanı değildir diyor. Sakın ha buraya C gelmesin demiş. O zaman C'yi de ben ne yaptım? Çöpe attım. C'yi de çöpe attım. Ama benim B kümem 2 elemanlı oldu. 5 elemanlı olması için 3 elemana daha ihtiyacım var. Oluşturulabilecek B kümeleri sayısı 220'dir demiş. Yani bu koşulları sağlayan 220 tane B kümesi yazılıyormuş. Buna göre A kümesinin eleman sayısı nedir? Zülal soruyu doğru yaptığına göre Zülal'in cevabı nedir demiş aslında. Katip yine işi karıştırmış. Burada arkadaşlar A kümesinin en tane elemanı olsun dersek 3 taneyi atıp kendi kendimize işi zorlaştıracağız. Bunun yerine burada en tane eleman olsun dersem A kümesi 3 tane buradan bir de buradan n artı 3 elemanlı olacak. Peki B'mizin 5 elemanlı olması için şuradaki kalan n elemandan 3 tane daha seçmemiz lazım. Seçmemiz var lazım adı başında. Seçme neydi kardeşim? Kombinasyon. O zaman n elemandan 3 tane seçtiğimizde bunların sayısı 220 olacakmış. Burada da yine Tayfa'nın yaptığı bir hata. Denklemi çözmeye kalkarlar arkadaşlar. Oysa ki buradaki n eleman sayısı dediği için doğal sayıdır. Sol taraf n, n-1, n-2 bölü 3 faktöriyel. Eşittir. Pardon arkadaşlar 220. 3 faktöriyel 6 demek. Şimdi n doğal sayı olduğundan ardışık 3 tane doğal sayının çarpımı. 220 ise 2 çarpı 110 o da 11 çarpı 10 demek. Bu 6'yı içler dışlardan 2'ye verdiğinde 6 çarpı 2'den 12 gelecek, 11 gelecek ve 10 gelecek. Ardışık 3 sayı, ardışık 3 sayı. O zaman büyük olan büyüğe, küçük olan küçüğe. Yani büyük olan n, büyük olan 12'ye. N yerine yazdık 12'yi. A kümemizin eleman sayısı ne oldu arkadaşlar? 15 oldu. Gönderdim gitti. Evet. Bunu kağıda çözeceğim arkadaşlar. Yani soruyu oluşturduktan sonra ya konunun tamamını tarayayım dedim ve şıklar koydum altına. Yani amacımız işte 5-10 soru çözüp de video attık demek değildi. Bir şeyler kavratmaktı. Onun için öncüler şıklar koydum. Konuyu taramaya çalışacağız. Şimdi düzlemde birbirine paralel olan 8 doğru ile birbirine paralel olan 6 doğrunun birbirine göre durumları verilmektedir. Doğrular arası uzaklıklar birbirine eşittir. Bunu sonradan kendim ekledim arkadaşlar. Bu katibin yazısı değil. Çünkü vermek istediğim bir şey var burada. Diyor ki bu aradaki mesafeler birbirine
eşitmiş. Bunu size arkadaşlar kare sorusu diye de soracaklar. Ben şeklimiz dikdörtgen olmayınca eşkenar dörtgen şeklinde çevirdim. Çünkü aynı şey. Bu doğrular kaç tane paralel kenar oluşturur demiş. Şimdi sorumuzun A şıkkına baktığımızda bir tane paralel kenar demek iki tane yatan, iki tane de dikelen demek arkadaşlar. Peki yatayda kaç tane varmış? Birden altıya kadar. O zaman bu yataydaki altı doğrudan iki tanesini aldığımda paralelin kenarın alt ve üst kenarlarını tespit etmiş olurum. Hangi ikisi gelirse gelsin daima bunların arasında bir uzunluk olacak. Peki düşeyi içinde yine iki tane lazım. Kaç tane varmış düşeyde? 8 tane. Bu 8 taneden de ikisini aldığımda cevap olacak arkadaşlar. 5'in ikili kombinasyonu o. Diğeri de 7, 8, 8, 7 bölü 2'den 4, 28. Sorumuzun cevabı 280 olur. Kenarlarından biri D5 doğrusu olan kaç tane demiş. Sorumuzun B şıkkına geldi arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Bir kenarı bu olacakmış. Yani paralel kenarın düşey kenarlarından birisi bu olsun diyor. O zaman şöyle düşünüyorum. Ben D1 doğrusunu aldım. Düşeyden bir tane daha almam lazım. 8 tane vardı. D1'i alınca geriye kaldı 7 tane. O zaman bu 7 taneden de bir tane aldım. Şu anda ben ne yapmış oldum? Paralel kenarım düşey kenarlarını tamamladım. Ama bir de yatay lazım. Yatayda kaç tane var? 6 tane. O da 6'nın ikili kombinasyonu olacak. 7, 6, 5, böyle 2, 3, 20, 21 galiba 105 oldu. Arkadaşlar sorunun C ve D şıkkı için kağıt kullanacağım ve D şıkkında da manyak bir yöntem vereceğim. Yani önce klasik çözeceğim, sonra manyak yöntem. Taralı bölgeyi kapsayan paralel kenar sayısı nedir demiş sorumuzun C şıkkında. Şimdi bizim seçeceğimiz paralel kenar taralı bölgeyi içine alacaksa o zaman seçtiğimiz taralı bölgenin en solu ve en sağı seçtiğimiz düşey doğruların arasında olması lazım ki sağdan ve soldan taralı bölgeyi sıkıştırabilelim. O halde sağ taraftan bu iki taneden birini, sol taraftan da bu dört taneden birini alırsam o zaman ikinin birlik kombinasyonu dördün birlik kombinasyonu çarpı. Şu anda ben düşey olan kenarlarını seçmiş oldum. Bir de yatayı seçmem lazım. O zaman yatayı seçerken şu D6 doğrusunu seçmek zorundayım. En alttaki sınır bu. O zaman birin birlesi. Bu D değil L'miş. D6 doğrusu. Şimdi yukarıdan seçebileceğim kaç tane var? 1, 2, 3, 4. O zaman bu 4 taneden de birisini aldığımda örneğin şöyle düşünelim arkadaşlar. Bunu aldık zaten. 8'den aldığımızın birisi bu olsun. Birisi de bu olsun. Yukarıdan aldığımız 4 taneden birisi de bu olsun. O zaman ne oldu? Bizim şurada bir tane paralel kenarımız çıktı ve bu taralı bölgeyi içine aldı, kapsadı. Bu durumda 2 çarpı 4 çarpı 4'ten arkadaşlar 32 taneymiş. Şekildeki eşkenar dörtgen sayısı demiş. Eşkenar dörtgen sayısı demiş. Önce normal çözümü vereceğim. Ondan sonra arkadaşlar şu kağıdı koyacak bir yer bulamadım bir türlü. Pratik çözümü vereceğim. Şimdi eşkenar dörtgenin kenarı bir birim olabilir. Bir birim olabilir. İki birim olabilir. Üç birim olabilir. Bir birim olanları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane var burada. Öbür tarafta kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane var. O zaman buradaki bir birim olan 5 taneden birini, buradaki bir birim olan 7 taneden birini. O zaman 7'nin birlik kombinasyonu, 5'in birlik kombinasyonu. Söz gelimi arkadaşlar, söz gelimi. 7'nin birlisi bu olsun. 5'in birlisi de bunu seçmiş olalım. O zaman bunların kesiştiği şu noktada kenarı bir birim olan bir tane eşkenar dörtgen olur. Peki eşkenar dörtgenin kenarı iki birim olamaz mıydı? Bir de ona bakalım. İki birim olacaksa ikişer ikişer sayıyorum. 1, 2, 3, bir ileriden aldım 4. Yani bu da 2, 2 olan 4 tane var. O zaman bu 4 taneden birini aldık. Peki burada 2, 2 olan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. O zaman bu 6'dan da birini aldık. Sonra ne yapacağız arkadaşlar? Burası 1, 2, 3, 4, 5 tane vardı. 5, bir kenarı 5 birim olana kadar devam edeceğiz. Peki bir kenarı 5 birim olduğunda nereye gelecek? Bu böyle devam edip gidecek arkadaşlar. Şimdi 5 birim olan bir tane var burada. O zaman o bir taneyi aldık. Peki burada yatayda 5 birim olan kaç tane var? Şuradan başladığımızda 2, 3, 4, 5.
Bir ileriye kaydırdığımız zaman 6. Bir ileriye kaydırdığımız zaman 5'in üzerine sayıyorum arkadaşlar. Şuraya kadar 1. Bir kaydırdık. İleriye şuradan aldığımız zaman 2. Bir daha aldığımız zaman 3. O zaman oradan da 3 taneden birini alacağız. Al sana eşkenar dörtgen sayısı. Bunların köşeleri 90'sa al sana kare sayısı. Ama korsan olarak arkadaşlar, kare sayısı sorduğunda, eşkenar dörtgen sayısı sorduğunda önce birer birer bir sayıyorsun. Birer bireri sayalım. Kaç tane vardı burada? 7 tane vardı. Bir de diğer tarafı sayıyoruz birer birer. Kaç tane vardı? 5 tane vardı. Bundan sonra arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 tane var. Niye öyle geldi? Tamam. Sıkıntı yok. Bundan sonra arkadaşlar hareketimiz şu. Birer birer saydıktan sonra birer azaltarak bir gelene kadar devam ediyoruz ki buradan bir geliyor. Bir azalttım 6, bir azalttım 4, bir azalttım 5, bir azalttım 3, bir azalttım 4, bir azalttım 2, bir azalttım 3, bir azalttım 1. Bitti kare sayısı. Önce birer birer sayıyoruz kaç tane ve kaç tane orada. Bunların çarpımı. Bundan sonra bu sayıları birer birer azaltarak bir gelene kadar devam ediyoruz. Kare sayısı olur arkadaşlar. Evet. Bu soruda yine karşılaşacak olduğunuz sorulardan birisidir. Uzun uzun çözersiniz arkadaşlar. Yaklaşık 2 dakika sürüyor. Ve bulursunuz. Şimdi 8'den küçük rakamlar demiş. Nedir bunlar? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Kaç tane rakam var? 8 tane. Bir ABC 3 basamaklı sayısı yazacağız. Ama bu sayının yüzler basamağı olan A en küçük olacakmış. O zaman A en küçük olacaksa burada en küçük rakam 0. Ben buraya 0'ı koyarsam sayı 3 basamaklı olmuyor. Öyleyse 0'ın gelme şansı gitti. 2 dakika dediğim olay arkadaşlar şöyle düşüneceksiniz siz. A 1 olsaydı B'nin yerine ne gelirdi? Sonra yazıyorsun. 2 o işte 3 olsaydı ne gelirdi? Tek tek toplamamız lazım. Ama burada biraz önceki nokta sorusu gibi, hatta hatırlayın öğretmenleriniz çözmüştür tokalaşma sorusu gibi, İlginç bir durum oluşuyor arkadaşlar. Burada 7 tane eleman var. Bu sorunun cevabı 7'nin üçlü kombinasyonu 7 6 5 bölü 3 faktöriyel, bunlar gitti 35'tir. Şimdi niye 35 olduğunu izah edeyim arkadaşlar. Farz edelim ki buradan rastgele 3 tane rakam alalım. Ne olsun? 6 olsun, 4 olsun ve 2 olsun. Benim 3 tane elemanı bu 7 elemandan 3 tane elemanı seçme durumu 7'nin üçlü kombinasyonu 3 elemanlı bir alt küme oluşturacağım. Ancak bu 3 elemanlı alt kümenin elemanları ile ben ancak bir tane sayı yazabiliyorum. En küçük olan, en büyük olan, ortanca olan. Yani bu kümeden oluşturduğumuz her 3 elemanlı alt kümeden ancak bir tane sayı yazabiliyoruz. O zaman bunun 3 elemanlı kaç alt kümesi varsa o kadar da sayı var demek. O da 35. Sait Hoca'nın arkadaşlar bu soruda da yine manyak bir yöntem var. Bilenler mutlaka vardır içinizde. İsmine ben Ayraç diyorum. Ayraç diyorum. Ama önce klasik sonra Ayraç. Sait Hoca'nın 3 tane 50 TL banknotu vardır. Bu paraları 5 çocuğuna vermek istemektedir diyor. Sait Hoca bu dağıtımı kaç farklı şekilde yapabilir diyor. Şimdi arkadaşlar tekrarlı permütasyon sorusu. Eğer bir daha bir çalışmamız olursa bunun daha ilgincini göndereceğim ben size. 5 tane çocuğu varmış. Bir koşul verilmemiş. O zaman Sait Hoca bu 3 tane paranın hepsini en çok sevdiği çocuğuna verir. Diğer 4 çocuğuna hiçbir şey vermez. Çocuğunun bir tanesine 2 tanesini, bir tanesini, bir tanesini, diğerlerine vermez. Bu 3 tane parayı 3 çocuğa birer birer dağıtır. Diğer ikisine kalmadığı için böyle olur. Şimdi tekrarlı permütasyon arkadaşlar. Yukarıda birinci çocuğa 3'ünü de verdi. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci çocuğa vermedi gibi oluyor. Peki birinci çocuğa vermeyip ikinci çocuğa 3 tane veremez miydi? Verebilirdi. Hepsini beşinci çocuğa veremez miydi? Verebilirdi. Bunun için arkadaşlar tüm alternatifler 5 eleman var. Bunların 4 tanesi aynı tipten olduğu için tipine tükürdük 5. 5 eleman var. 3 tanesi aynı tipten olduğu için tipine tükürdük 20. 5 eleman var. 5 faktöriyel, 3 faktöriyel, 2 faktöriyel. Şuradan 120'yi 6'ya bölersek, 20'yi 2'ye bölersek 10, topladık 35 oldu. Şimdi arkadaşlar bu soru size hatta hediye sorusu olarak da gelir. Ben bir de para alan çocukları birbirinden ayırıyorum. Şimdi bunun 3 tane parası var.
4 tane de çocuğu var. Pardon, 5'miş. Benim çocuk sayısı 4 olunca direkt onu söyledik. 5 tane de çocuğu varmış. Çocukları birbirinden ayırıyorum. Ve aklınızda kalması için A harfini kullanıyorum. Yani bunları ayıraçlarla birbirlerinden ayırdım. Şu anda benim sıralamam gereken şey, ayıraçların yerlerini kaydırdığımda çocukları birbirinden ayırmış olacağım. Ve 3 tane de elimde malzeme var. O zaman 3 tane para. Ama arkadaşlar, bunların özdeş olması lazım. Bu hareketi yapabilmemiz için 3 tane 50 TL zaten özdeş. Artı 4 tane de ayıraç var. Şu anda benim elimde 7 tane malzeme var. 7 farklı yer bölü. 3'ünün hemen tipine tükürdük. 4'ünün hemen tipine tükürdük. Ve yola devam ettik. 7, 6, 5. 4 faktöriyel, 3 faktöriyel, 4 faktöriyel. Buradan 4 faktöriyeller ye işte. 3 faktöriyel 6, 6 ile ye işte. 7 kere 5, 35 geldi. Daha büyük sayılarda sol tarafta arkadaşlar hata yaparsınız. Arada atladığınız olur. Ama sağ taraftaki ayraç yöntemi bitirimdir. Evet, binom açılımı son sorumuz bu arkadaşlar. Önce şunu söyleyeyim. Binom açılımında baştan R artı birinci terim. Bu arkadaşlar aynı zamanda binom açılımında genel terimdir. Yani A artı B üzeri N'in açılımında size neyi, nasıl, niçin, ne şekilde sorarsa sorsun o sorulan şey genel terim olsun deyip sonra düzenlediğinizde asla falso yemezsiniz. Hata yapmazsınız arkadaşlar. İşlem hatası yapmadığınız sürece. Şimdi böyle bir açılımın baştan R artı birinci terimi yani genel terimi N'in R'li kombinasyonu birinci üzeri N eksi R ve ikinci üzeri R diye açılır. Şu anda aklıma geliverdi arkadaşlar. Onu da sıkıştırıvereyim arayı. Baştan değil de sondan diye sorarsa soruyu bu sefer B ile A'nın yerlerini değiştirirseniz baştana döner. Aklınızın bir köşesinde dursun. Soruyu sorarken baştan diye sormaz da sondan bilmem kaçıncı terimi derse sondan terim sayısı bulmaya gitmiyorsunuz. Buradaki sıralıların yerlerini değiştirdiniz miydi? Sondan sorusu baştana döner. Rahat rahat işinizi halledebilirsiniz. Açılımında 11 tane terim vardır demiş. Ama bunun açılımında N artı 1 tane terim vardı. O zaman N artı 1 11 olacaksa bizim N'imiz 10 olacak. Şimdi sabit terimi demiş. Şimdi sabit terim ne bileyim ben ne. Ama ben ne diyorum? Bu sabit terim baştan R artı birinci olsa diyorum. Ve genel kuralı sallıyorum. N'in R'li kombinasyonu. O zaman onun R'li kombinasyonu. Onun R'li kombinasyonu. 2x küp üzeri 10 eksi R. Ve bu yukarıya x üzeri eksi 2 çıktığından arkadaşlar. X üzeri eksi 2'nin R'inci kuvveti. Birazcık düzenleme yaptım. Onun R'li kombinasyonu. 2 üzeri 10 eksi R çarpı üstün üstünden x üzeri 30 eksi 3 R ve x üzeri eksi 2 R. Şurası arkadaşlar x üzeri 30 eksi 5 R oldu. Katsayımız ne? Onun R'li kombinasyonu ve 2 üzeri 10 eksi R oldu. Ben burada pratik çözüm atmadım arkadaşlar. Çünkü bilenler bilmeyenler var. Amacımız öğretmeye yönelik olduğundan dolayı. Bunun ne olmasını istiyor? Sabit sayı. Sabit sayı denilen şey arkadaşlar 3, 5, 7 gibi bir şeydir. Yani bir C'dir. Çünkü her sayıyı biz şöyle yazabiliriz. O zaman bu ifadenin sabit olabilmesi için ne olması lazım? Sabitin yanındaki x'in üzerinin 0. O halde sabitin yanındaki x'in üzerini ben 0 yaptığımda R buradan 6 geldi. R 6 olunca onun 6'lı kombinasyonu 2 üzeri 4 ve x üzeri 0 gördüğünüz gibi x nanay oldu. Bunun sonucunu hesaplamamız gerekmez arkadaşlar. Ama şu bir yazacağım çok büyük çıkmazsa hesaplarız. 2 üzeri 4 16. Onun 6'lı kombinasyonu 10'dan 6'yı çıkarttığımızda onun 4'lü kombinasyonu demektir. 10, 9, 8, 7 bölü 4 faktörüye 4, 3, 2 demektir. Peki ne oldu burada? 2, 4, 8'i götürdü. Bu da bunun bir kısmını götürdü. 3 kaldı. Sonuç ne oldu? 16, 3 kere 7, 21 çarpı 10 oldu arkadaşlar. Şuraya çarpacağız. Nokta nokta. Bir kere 6, 6. Sonra bir de 0 atacağız. Sonra 60 olan şık cevap olacak. Evet arkadaşlar bu son kağıdımızda. İnşallah faydasını görürsünüz. Katkımız olur. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek dilek ve temennisiyle. 8 karakterden oluşan bilgisayar şifresini unutan Sait Hoca şifre ile ilgili bildiklerini bir kağıda not edince 5 rakam ve 3 harften oluşur. Rakamların 3'ü 6'dan büyük çift rakam. Ulan bu kafayı mı yemiş ya? 6'dan büyük çift rakam. He var arkadaşlar. Ama 3 tane varmış 6'dan büyük. Demek ki
Bu adam 3 taneye 8 kullanmış. Diğer rakamlar 6'dan küçük tek ve toplamları 2'dir demiş. Bu durumda da 1 kullanıyor demektir. Demek ki burada kullanacak olduğu rakamlar da 1'miş arkadaşlar. Harfler ise ata kelimesinin harfleridir demiş. O zaman A, T kullanacak. Bir veri yukarıya yazmışmışız. Gerçi hepsini bir araya toplayalım. A, T kullanacak. Buna göre Sait Hoca'nın şifreyi kesin çözebilmesi için kaç deneme yapması gerekir demiş. Arkadaşlar şuraya baktığımızda 8 tane eleman var. 8 eleman 8 faktöriyel dizilecek. 3'ü bir tipten, ikisi bir tipten, ikisi bir tipten tipine tüküreceğiz. Şunla şu gittiği zaman 8, 7, 6, 5, 4 kalır. 4 ile 4 giderse şuradan 42 gelir. 4 kere 8, 5 kere 8, 40 etti. Çarptık arkadaşlar 16, 8 oldu. Baştan ve sondan okunuşu aynı olan tek basamaklı sayılara simetrik sayılar denir. Kendince tanımlamış. A kümesi pozitif çift rakamlardır demiş. Öyleyse 2, 4, 6, 8, 4 tane. B tek rakamlardır demiş. B kümesinden de 1, 3, 5, 7, 9 demek. A kümesinden 2, B kümesinden 3 demiş. O zaman A kümesinden 2, 4'ün ikili kombinasyonu. B kümesinden 3, 5'in üçlü kombinasyonu. Bu 6 oldu. O da 10 oldu. Devam edelim. Bir sayı yazılacaktır. Buna göre yazılabilecek simetrik kaç tek sayı vardır demiş. Şimdi arkadaşlar karakter değiştirdik. Biz şöyle 5 tane sayı yazacağız. Ama yazdığımız bu sayılar simetrik. Baştan ve sondan okunuşları aynı. Ve tek demiş. Sayımız tek olacaksa birler basamağına tek gelmesi lazım. Elimizde 3 tane tek var. Baştan sondan okunuşu aynı olacaksa birler basamağına ne yazdıysak buraya da o gelmesi lazım. Başka bir koşul vermemiş arkadaşlar. O zaman geriye 5 rakamın 5'i de gelebilir. 5 rakamın 5'i de gelebilir. 5 rakamın 5'i de gelebilir. Bu ne olur arkadaş? 125 çarpı 3, 475 çarpı 60. Bayağı da büyük bir sayı geldi arkadaşlar. Olmadı arkadaşlar. Niye olmadı? Onlar basamağına ne yazdıysak yüzler basamağına da onu yazmamız lazım. O zaman bu ne oldu? 5'ini attık. 75 çarpı oldu. Hatta 75'i de 150 bölü 2 diye yazalım. Bununla bu giderse 3 kalır. Burada ne gelir? 4500 gelir. Deney yapılan iş işte zar atmadır, para fırlatmadır, ne bileyim ben sınıftan bir öğrenci seçmedir vesaire. Deney yapılan işin adı. Çıktı deneyin sonucundaki elde edilen her bir veri. Örnek uzay, örneklem uzay. Arkadaşlar kümedeki evrensel küme çaktırmadan E ile gösterilir. Çıktıların oluşturduğu tüm durumların kümesi. Olay evrensel uzayın, örnek uzayın ya da örneklem uzayın her bir alt kümesine olay denir. Kesin olay, deney sonucu gerçekleşmesi, garanti durumlar yani %100 olacak. Örneğin attınız bir zarı, zarın üzerine gelecek sayının 7'den küçük olması kesindir. Attınız bir parayı, paranın dik geleceğini düşünmeyelim arkadaşlar. Kemal Sunal atsa dik gelirdi gerçi ama ya yazı gelir ya tura gelir. Bundan birisi kesinlikle gelir. İmkansız olay, zardan başlamıştık. Oluşması mümkün olmayan durum. Örneğin zarı attığınızda üzerine 6'dan büyük bir sayının gelme durumu gibi. Ayrık olay, ortak elemanları olmayan durumlar arkadaşlar. Bunu kümelerden biliyoruz. Olasılıkta ve veya ya da soruları soracaklar size. Onun üzerinde de duracağız. Evet, burada yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Ayrık olay, burası boş olan. Burası boş olduğu zaman ayrık, sanki kesişimi taramışım gibi gözüküyor. Ama alta yazmış A kesişim B. Boş ise ulan katip her zaman beni yakıyorsun. Eşittir boş küme ise ayrık kümeler denir arkadaşlar. Buraya boştan farklı demiş. Şimdi arkada örneklem uzaydan bahsetmiştik. Çok detaya girmeden hızlıca toparlayalım. Bir parayı atarsak biri yazı ya da tura gelir. Başka bir alternatif yok. İki para atarsak ikisi de yazı, ikisi de tura. Biri yazı, biri tura. Ama hangisi yazı? Birinci de, ikinci de. Dört durum oldu. Bir zar atarsak birden altıya kadar sayılardan birisi gelir. Altı tane. İki zar atarsak birincisi bir olduğunda ikincisine birden altıya kadar yazmış. Birincisi iki olduğunda diğerine birden altıya kadar. Birden altıya kadar. O zaman birden altıya kadar her birinden altı tane geldiği için 6 çarpı 6, 36 oldu. Sonuç itibariyle bunu toparladığımızda bir parayı n defa atmak ile n parayı bir defa atmak aynı şeydir. Evrensel kümesi ya da örnek uzay arkadaşlar, aslında örnek uzay kullanmak daha mantıklı, doğru. 2 üzeri n, eğer bir zarı n defa ya da n zarı bir defa atarsak örneklem uzayımızda bu sefer 6 üzeri n olacak.
Bir de arkadaşlar, örneğin parada böyledir, zarda öyledir. Her bir çıktının olasılıkları birbirine eşit ise eş olumlu örnek uzay denir buna. Örneğin parayı attığımızda ya yazı gelir ya tura gelir. Yazı gelmesi, tura gelmesi yarı yarıya, yani ikisi de 1 bölü 2. Zar attığımızda 1'in gelmesi 6'da 1, 2'nin gelmesi 6'da 1, 6'nın gelmesi 6 taneden bir tane, hep 1 bölü 6 geliyor. Bunlar da eş olumlu örnek uzaylar diye geçer. Bir A olayının olasılığı arkadaşlar PA ile gösterilecek. Olasılık fonksiyonu diye tanımlanır ama ben biraz da zamandan kazanmak için girmedim. Bir A olayının olasılığı arkadaşlar 0 ile 1 kapalı aralığında olmak zorundadır. Eğer bulduğunuz sonuç sıfırdan küçük ya da birden büyük çıkıyorsa bil ki çuvallamışsın demektir. Olasılık sıfır çıkıyorsa imkansız, olanaksız olay. Bahsetmiştik gerçekleşmesi mümkün olmayan kesin olay ise %100 olma durum arkadaşlar. Bu arada örnek uzayın olasılığı arkadaşlar birdir. Çünkü örnek uzay bir A olayının içindeki ve dışındaki tüm durumları alır. Herhalde ileride yine dokunuruz gibime geliyor. Eş olumlu örneklem uzayda A olayının olasılığı aslında A'nın eleman sayısı bölü E'nin eleman sayısı. Bu kaynaklarda da geçer arkadaşlar. Benim için çok da önemli değil aslında. Ben de boşluk olmasın diye yazdım. Kısacası olasılık. Soruyorsun karşındakine benden ne istiyorsun diye. Verdiği cevabı yukarıya. Oluşacak bütün durumları da paydaya yazıyorsun. Yani arkadaşlar olasılık kısaca şöyle söyleyivereyim. Olasılık çok da takılmadan isteneni yukarıya, hepsini aşağıya yazarsan %99,9 vaziyeti kurtarırsınız. Burada bahsetmişiz. A olayı bu bölüm arkadaşlar. A'nın dışı tümleyeni kümelerden biliyoruz dışarı. İçeriğiyle dışarının toplamı evrensel kümeyi veriyor. Burada A ve A'nın tümleyeni boş küme ortak noktası olmadığı için evin içi evin dışı gibi düşünebiliriz. Bu durumda kesişimleri yok. Yani A olayı ile A olayının dışı evrensel kümeyi, o zaman A'nın olasılığı ve evrensel kümenin pardon tümleyeninin dışının olasılığı neyi veriyor? Evrensel kümenin olasılığını veriyor. Evrensel küme tüm durumlar demiştik. Zaten bir olacaktı. Şu ifadeye arkadaşlar biz matematikçiler olmak ya da olmamak deriz. Olmak ya da olmamak. Bir şeyin varlığı ile yokluğunun toplamı daima bire eşittir. Şimdi soruları bize sorarken arkadaşlar veya kümedeki bildiğimiz birleşim ya da mantıktaki bildiğimiz ve veya bağlacı. Ve ise kümedeki kesişim, mantıktaki bildiğimiz ve ya da arkadaşlar kümede simetrik fark diye geçer. Kesişimi almıyoruz. Ya da mantıktaki şu sembol ile gösterilirdi. O zaman bize veya diye soruyu sorduğunda yalnız başına olanlar gelebildiği gibi ikisi bir arada olanlar da gelebiliyor. Ve diye sorduğunda hem senden hem benden, o zaman hem senden hem benden olan yer burası benden orası senden olmuyor. Ya da dediğinde ikimiz bir arada olamıyoruz. Ya sen olacaksın ya ben olacağım. Başka bir alternatifi yok. Ve A veya B'nin olasılığı arkadaşlar. A'nın olasılığı, B'nin olasılığı ve kesişiminin olasılığı. Aslında ki kümedeki eleman sayısı bulmaya ait arkadaşlar. Şurası A, burası B olsun. A'yı saydık. Sonra tuttuk, bir de B'yi saydık. Saydık saymasına da ne yaptık? Ortadaki bölümü iki defa saydık. Öyleyse bir defa fazlalık olduğundan shooting yaptık. Ve önemli bir olay. Bağımsız olay. Bu bölümde koşullu olasılığa girmiyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim bu arada. Bağımsız olay. Deney esnasında iki olaydan birinin gerçekleşmesi diğerini asla etkilemez. Örneğin para ve zar düşünelim. Parayı attık, yazı geldi. Zarı attık. Zar paraya şunu demez. Ya senin hatırına ben de 5 geleyim demez. Zarın üzerine gelecek olan sayıların olasılıkları hep 1 bölü 6, 1 bölü 6, 1 bölü 6 birbirine eşit ve parayla alakası yoktur. A ve B bağımsız iken arkadaşlar A kesişim B'nin olasılığı, A'nın A ve B'nin olaylarının olasılığı
olasılıklarının çarpımına eşittir. Burada bir mantıksızlık var gibi geliyor arkadaşlar. Parayla kümenin kesişimi yok ki diye düşüneceksiniz. Buradaki kesişimi kümedeki kesişim gibi almıyoruz arkadaşlar. Bunu şöyle açıklayabilirim. Paranın yazı gelmesi ile zarın 5 gelmesi. Farklı farklı şeylerdir bunlar. Ama hem parayı attık hem zarı attık. Bir baktık ki masanın üzerinde paranın yazı tarafı görünüyor. Zarın üzerinde de koskocaman bir tane 5 görünüyor. Yazı ve 5. Her ikisi birden gerçekleştiğinden dolayı ortak gibi görünüyor arkadaşlar. Böyle durumlarda dikkat edeceğiz. Ben soru da koymuştum zaten bununla ilgili. Bağımsız olayların V'sini bulurken olasılıklarını çarpacağız. Peki biz bunu nasıl anlayacağız bağımsız olduklarını? Mantıken de düşündüğümüzde arkadaşlar, iki durum, zaten bunların evrensel örnek uzayları da birbirinden farklı farklı çıktılardan oluşur arkadaşlar. Dikkat edin, birisi para, parada ya yazı vardır ya tura, birisi zar, ne bileyim ben 1, 2, 3, 5 gibi sayılar var. Ve ilk sorumuz. Atik bir örnek uzay ve P olasılık fonksiyonu olmak üzere, yani P bir olasılık fonksiyonu, E örneklem uzay arkadaşlar, örneklem uzayın elemanları atik kelimesinin harflerinden oluşmak üzereymiş. Şimdi A olayının olasılığı, T olayının olasılığı, İ olayının olasılığı verilmiş, K'nın olasılığı sorulmuş. Şimdi buradaki 4 tane sayı adetleri aynı olduğundan bu bir eş olumlu örnek uzaydır arkadaşlar. Her bir harfin gelme şansı normal şartlarda düşündüğümüzde 1/4'tür. Ancak özel olarak bunların birbirine eşit olmadığını söylemiş. Ancak biz şunu biliyoruz. A'nın gelmesi, T'nin gelmesi, İ'nin gelmesi, K'nın gelmesi ne oldu? E'ye eşit oldu. Yani örneklem uzaya. Yani bunların her birisinin gelme olasılıklarının toplamı örneklem uzayın olasılığı 1'e eşit olacak. Neymiş bu? 4/10. Neymiş o? 2/10. Neymiş o? 3/10 artı kazma eşittir 1. Ne geliyor buradan arkadaşlar? 6/9/10. 1 etmesi için o zaman ne gelmeli? 1/10 = 1. Yalnız Zeynep, Zülal ve İhsan'ın katıldığı bir yarışmada Zeynep'in yarışı kazanma olasılığı Zülal'in yarışı yarısı, İhsan'ın ise 3 katıdır. Buna göre yarışmayı Zülal'in kaybetme olasılığı nedir demiş. Şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar. Bir Zeyno varmış, bir de Zülo varmış, bir de İhso varmış. Diyor ki Zeynep'in yarışı kazanma olasılığı Zülal'in yarısı. Eğer Zeynep'in kazanma olasılığına x dersen Zülal'in yarısıysa o zaman Zülal'in kazanma olasılığı 2x'dir. Ama İhsan'ın 3 katıdır diyor. Yani o zaman bu İhsan'ın 3 katıysa öyleyse vazgeçtim ben bundan. Bu bir şeylerin katı olmalı. Dedim ki ben 6x dedim. 3x dedim ne bileyim. 3x dedim. Bu Zülal'in yarısı ise o zaman Zülal ne olması lazım? 6x tersten 2 katı olacak. Bu İhsan'ın 3 katıymış. O zaman İhsan'ın kazanma olasılığı da x olur. Ancak yalnız Zeynep, Zülal ve İhsan'ın katıldığı diyor. Başka bir yarışmacı yok arkadaşlar. O zaman yarışmayı eninde sonunda bunlardan birisi kazanacak. Yani örneklem uzayı bunlar oluşturuyorlar. 10x, x eşittir 1/10. Buradan Zeynep'in kazanma olasılığı 3/10. Zülal'in kazanma olasılığı 6/10. İhsan'ın kazanma olasılığı 1/10. Ama ne demiş? Zülal'in kaybetme olasılığı nedir demiş. Bu neye eşit arkadaşlar? 3/5'e. O zaman Zülal'in kazanması ile kazanamamasının toplamı 1 olacak kendi içinde. Kazanma olasılığı 3/5'ti. O zaman kazanamama olasılığı 2/5. Hatta biz bunu 20 ile genişletirsek %40 kaybeder. Her bir yüzeyinde iki sayının gelme olasılığı sayı ile orantılı olacak biçimde özel imal edilen hileli bir zar oluşturuluyor. Yani bir gelmesi birin katı olacak, iki gelmesi ikinin katı olacak, üç gelmesi üçün katı olacak, işte altı gelmesi altının katı olacak. Bütün olasılığın toplamı bire eşit olduğundan dolayı arkadaşlar biz bunları topladığımızda 21x geliyor. 21x eşittir 1 olacaksa yani bir gelme olasılığı 1/21, iki gelme olasılığı 2/21, üç gelme olasılığı 3/21 devam edecek.
Buzlarla sayı yakalama oyunu oynayan Zülal ve İhsan ilk defa 3 atan oyunu kazanır. Yapılan her atıştan sonra zar atma diğerine geçer şeklinde oyun kurallarını belirliyorlar. Oyuna ilk Zülal başladığına göre Zülal'in oyunu ikinci hakkında kazanma olasılığı nedir demiş. Eğer Zülal oyunu ikinci hakkında kazanacaksa birinci hakkında kazanamaması lazım arkadaşlar. 3 atması durumunda kazanır. Kazanmaması için diğerlerinden birine getirmesi lazım. O zaman 18/21. Zülal'in ikinci hakkında kazanabilmesi için İhsan'a gelen sıra İhsan kazanmamalı. O da 18/21. Zülal kazanacaksa 3/21'i atması lazım. Üçlerle sadeleştirdiğimizde 6/7, 6/7 ve 1/7 geldi. Ulan bunun sonucu ne çıkar ki ya? 49/7 diyeceğiz. 284 galiba 36/343 etti. Düzlemde sabit bir noktaya ciğer parçası ve ciğer parçasından sabit bir uzaklığa Van kedisi bırakılır. Şimdi düzlemde şöyle bir nokta bırakalım arkadaşlar. Buraya ciğeri bırakmışız. Bundan sabit bir uzaklığa Van kedisini koymuşuz. Bırakılır. Van kedisinden uzaklığı, Van kedisinin ciğer parçasına olan uzaklığına, Van kedisinin ciğer parçasına olan uzaklığı bu. Şimdi Van kedisinden uzaklığı, Van kedisinin ciğer parçasına olan uzaklığına eşit olacak şekilde sarman kedi bırakılır demiş. Yani sarman kedinin Van kedisine olan uzaklığı, Van kedisinin ciğere olan uzaklığına eşitmiş. O zaman bu kadar ise arkadaşlar, şu taraflarda bir yerlerde de olabilir, bu taraflarda bir yerlerde de olabilir. Bu arada güzel bir şey çıktı. Bir noktadan 3 tane eşit doğru çıkarsa arkadaşlar, bu noktayı merkez kabul edilen çember çizilebilir. Demek ki bizim sarman kedimizin bulunacak olduğu yer, bunun üzerinde herhangi gibi bir yer olabilir. Devam edelim bakalım ne diyor? Kediler eşit hızlara sahiptir. Buna göre ciğer parçasını sarman kedisinin götürme olasılığı nedir demiş. Arkadaşlar o zaman en kötü ihtimalde şöyle düşünmemiz lazım. Sarman kedisinin ciğere olan uzaklığı Van kedisinin ciğere olan uzaklığından daha yakın olması lazım. Şimdi Van kedisinin ciğere olan uzaklığı bu kadar ise, yani yarı çap kadar ise, o zaman sarmanın duracak olduğu yer yarı çap uzaklığında en fazla bura ya da daha kısa olan buralar üzerinde. Eğer diğer tarafa gelirse yolu uzadığı için yetişemez. Yine buradan uzaklığı yarı çap kadar olduğu zaman, yine şuralarda olduğu zaman daha kısa olduğu için ne yapacak? Buraya yetişecek. Bizim kedimiz normalde sarman bunun üzerinde herhangi bir yerde olabilir. Ama ciğere ulaşabilmesi için Van kedisinin ciğere olan uzaklığından daha kısa bir mesafede bulunması lazım. Şurayı tamamladığımızda arkadaşlar içerilerde eşkenar üçgenler oluşuyor. 60-60'tan yani ciğeri götürebilmesi için sarmanın bulunacak olduğu yer 120 derecelik bir yay olması lazım. Peki sarmanın normalde durabilecek olduğu, bırakılabilecek olduğu yer neresi? 360. Yani 360 derecenin 120 derecelik dilimi üzerinde bulunduğu zaman malı götürecek. Buradan da bizim sorumuzun cevabı 1/3 olacak. Evet, bu soruya ilginç bir çözüm atacağım arkadaşlar. P ve M birer tam sayı olmak üzere 0'a eşit 100 arasında eşitsizlikleri verilir. P artı M toplamının 3 basamaklı bir doğal sayı oluşturma olasılığı nedir demiş. Şimdi P artı M toplamını taraf tarafa topladığımızda arkadaşlar 0 küçük eşittir. P artı M küçüktür. Ne gelecek? 200 gelecek. Büyük bir ihtimal birçok kimse arkadaşlar 3 basamaklı demiş. O zaman bunların 3 basamaklı alacak olduğu değer nereden başlar? 100'den başlar. 101 olur ve 199'a kadar gider. Peki kaç tane sayı var burada? 200 tane sayı var. 200 tane sayı var. Peki toplam kaç tane sayı var? 100 tane sayı var arkadaşlar. Yani 3 basamaklı olabilecek 100 tane sayı var. Peki toplam kaç tane sayı var? 0'dan 199'a kadar gitmiş. 1'den 200'e kadar gitseydi, yani burada da 200 tane sayı var. Burada arkadaşlar normalde 3 basamaklı olması için işte bu 0 olsaydı bu 50, bu kaç olurdu? İşte 99 olmuyor. Bu 1 olsaydı bu 99 olsaydı. Saymadan giderseniz hapı yudarsınız. Ben arkadaşlar, benden istenen şey 3 basamaklı olan ikililerden hangisinin hangisi olduğu önemli değil. Buradaki 100 tane sayıdan 2 tanesi, birisi P birisi M oldu. Toplamları bunu ediyor çünkü. Sonra burada da 200 tane sayı varmış. 200 tane sayıyı da ikilisini aldığımızda sonuç olacak. Şimdi kombinasyonu hesaplarken paydadaki ikiler birbirini götürecek olduğu için orayı hesaba katmadım. 100 çarpı 99 bölü 200 çarpı 199. Şu anda sıfırlar değiştikten sonra şu 200 olsaydı 400 ederdi. Bir eksik olduğu için ne olacak çarptığımızda? 398 olacak. Yani bizim sorumuzun cevabı 99 bölü 398. Evet, bu soruydu dediğim arkadaşlar randevulaşma sorusu diye.
Çünkü bu soruda pratik bir yöntem vereceğim. Normalde analitik ile çözülür ama ben yine de analitik çözümünü size yapacağım. Önce analitik çözümünü yapacağım. Buraya zaten anca sığar. Ondan sonra da korsan yöntemi vereceğim. Sena ile Süeda ÖSYM başvurusu yapmak için 13 ile 14 arasında, tabi saat 13 ile 14 arasında Çınaraltı Meydanı'nda buluşmak için anlaşırlar. Önde gelen 10 dakika bekleyip diğeri gelmez ise ayrılacaktır. Buna göre Sena ile Süeda'nın buluşma olasılığı nedir demiş. Şimdi arkadaşlar, Sena'ya X olsun dedim, Süeda'ya Y olsun dedim. Yani bunların bekleme sürelerinin farkı 10 dakika olacağına göre buradan çıkacak sonuç X-Y ne olması lazım? Küçük eşittir 10 olması lazım. Yani birisi tam 13'te geldi. 10 dakika sonra geldiğinde diğeri nasıl olsa buluşacaklar. Buradan bizim karşımıza da -10 küçük eşittir X-Y küçük eşittir 10 çıkar arkadaşlar. Buradan ise bizim karşımıza yine X-Y küçük eşittir 10 ve X-Y büyük eşittir -10 doğruları gelir. Şimdi şuraya baktığımızda ama en son bunu pratikleştireceğim arkadaşlar. Y'yi -10'da x'i 10'da kesen doğru. Y'yi -10'da x'i 10'da kesen doğru. O zaman burası 10, burası -10 demek. Şurada x'i -10'da y'yi 10'da kesen doğru. Şöyle burası 10, burası -10 oldu. Bunların buluşacak olduğu yer bu aradaki bölümlerde buluşurlar arkadaşlar. Ancak başlangıç noktasını, orijini saat 13.00 aldığımızda buluşacak olduğu yerler bu aralıktadır. Peki ne kadar vermiş bize? 1 saat aralık vermiş. Şuradan 60'a kadar geliyor. Şimdi bu işi şöyle toparlıyorum ben arkadaşlar. Bunlar 1 saatlik dilim aralığında, yani 0'dan 60'a kadar olan bölümde, 0'dan 60'a kadar olan bölümde bizim karşımıza şöyle bir kare geliyor. 0 ile 10 arasında devam eder gider arkadaşlar. İşte 10 ile 20 arasında, 30 arasında, 40 arasında, 50'ye kadar ve 60'a kadar şeklinde. Bu 1, 2, 3, 4, 5 tane nokta aynı şekilde burada da vardır. Yani şu doğrunun geçtiği yer, doğrunun geçtiği yer bizim ne oldu? Şu oldu. Diğer doğrunun geçtiği yerde bu oldu arkadaşlar. Şimdi bunların buluşacak olduğu yerde bu aralıkta. Burada benzerlik atıyorum arkadaşlar. Bunların buluşacak olduğu yer burası. Şuradan köşegenini çektiğimde ben bu sefer buluşacak oldukları yer bu aralık oldu. Çift taraflı olması fark etmiyor. Şurada 5 birim var. Burada 1 birim var. 5 bölü 6. Benzerlik oranı 5 bölü 6. Benzer şekillerin alanı benzerlik oranının karesi olduğundan 5 bölü 6'nın karesi 25 bölü 36. Yani buranın alanı 25A olursa buranın alanı 36A. 25A'sı buradaysa buraya ne geldi? 11A geldi. Ne oldu bunların buluşma olasılığı arkadaşlar? 11 bölü 36. Şimdi bir de şuna bakın arkadaşlar. Saat 14 arasında buluşacaklardı bunlar. Ve bu yönteme dikkat edin, gerçekten işinize yarayacak. Zaten bu soru yakında ÖSYM'nin soracak olduğu bir sorudur. Bu 60 dakikalık dilimi 10'ar dakikalık parçalara böldüğümde bunların buluşabilmesi için şöyle. Bu geliyor arkadaşlar. Bunların buluşabilmeleri için bu çemberlerden birinin içine düştükleri zaman buluşacaklar. Ancak burada başlangıç burada değil, şurada olursa bu çemberleri şöyle ileriye doğru ya da sefleyebiliriz. Şimdi boş verin. Sizin bu soruyu sol taraftan yapmanız sıkıntı arkadaşlar. Ama buradan da yapmanız kesin %100. Şimdi dedim ki birisi bunun içine düştüğünde karşılaşamama durumları diğer taraf olacaktır. Diğerinin birine geldiğinde. Peki kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Yani birisi buna düştüğünde karşılaşamamaları için diğerinin 5 bölü 6'lık parçaya düşmesi lazım. Peki buna değil ona geldiği zaman ne olacak? Yine 5 bölü 6 olacak. Ya da Sena buna geldiğinde buluşamama durumları bu. Peki Sena değil de Süeda buna geldiğinde buluşamama durumları yine 5 bölü 6 olacak. Tüm olasılık 1'e eşit arkadaşlar. 1 eksi çıkarttığımız zaman 11 bölü 36 olur. Şekildeki çizgiler bir yerleşim biriminin birbirini dik kesen sokaklarıdır. A'dan B noktasına en kısa yoldan gidecek olan insanın C noktasındaki kavşaktan geçme olasılığı nedir demiş. Hatırlamaya çalışın. Tekrarlı permütasyonda bunun üzerinde çok durduyduk arkadaşlar. Tabi burada bir de ne yapmış? En kısa yoldan demiş. O zaman buralarda oynayıp durmasına ya da yukarı çıktığı geriye de dönmesine gerek yok. En kısa yoldan gidecek. Tekrarlı permütasyonda kullandık. A ve bebe oldu arkadaşlar. Şimdi İhsan'ın A noktasından B noktasına gidecek. Bu bizim bütün örnek uzayımız, örneklem uzayımız. Nasıl gidecek İhsan? 2, 4, 6, bir de burada var 7. 4 de burada var 11. 7 artı
4 noktayı sıralar iken bu noktalardan 7 tanesi bir tipten, 4 tanesi bir tipten. Ama yukarıda ne diyor? Önce C noktasına girecek diyor. C noktasına kadar 4 tane buradan, 2 tane buradan, 4 artı 2 yolu sıralayacak. Bu yolun 4'ü bir tipten, 2'si bir tipten. Tipine tükürüyorduk tekrarlı permütasyonda. Şimdi C'den B'ye götüreceğiz. 3 buradan, 2 buradan, 5 faktöriye. 3'ü bir tipten, 2 biti, 2'si bir tipten. Arada arkadaşlar çarpı olacak. Diyelim ki buraya 20 türlü geldi. Buradan buraya da 7 türlü geldi. 20'nin birincisi için 7, ikincisi için 7. Dolayısıyla arada çarpı olacak. Peki son duruma baktığımızda şurası 6 faktöriyel. 6 faktöriyel 6 5 çarpı 4 faktöriyel diye yazabilirim. 4 faktöriyel 2 faktöriyel 2 zaten. 5 faktöriyel 5 4 çarpı 3 faktöriyel. 3 faktöriyel çarpı 2 diye yazabilirim 2 faktöriyeli. 11 faktöriyel 11 10 9 8 7 faktöriyel bölü. Aşağıda da 7 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel 4 3 2 1 diye yazabilirim. Son duruma baktığımızda 4 faktöriyeller gitti, 3 faktöriyeller gitti, 7 faktöriyeller gitti. 2 ile 4'ün çarpımı 8'i götürdü. 3 ile 9 sadeleşti. Burada 3 kaldı. Ne oldu? Yukarıya bakalım arkadaşlar. Şurada 6 çarpı 5. Burada 4 çarpı 5. Aşağıda ne var? 11 çarpı 10 çarpı 3 kaldı galiba. Peki. 10 ile bu giderse 2 kalır. Yukarıda bir yerde çuvalladık galiba. 6 faktöriyel, 6, 5, 4 faktöriyel. Bunlar kaldı. 5 faktöriyel, 3'ü bir tipten. Bunlar kaldı. Yukarının paydalarında bir ikiler kaldı arkadaşlar. Şuradaki ikiler. Bölü 2, bölü 2 var. O zaman bu 2 de bunu götürdü. Bu da bunu götürdü. 3 oldu. 3 de 3'ü götürdü. Yukarıda 5 kaldı. Aşağıda 11 kaldı.